Beyazlara, siyahlara bir şey yok. Siyahlar sokaklarda yaşıyorlar. O liberal sistem utansın. İnsanlığın yüz karası o liberal sistem. Ben bu tartışmayı devam ettirmem. Ettirmesen iyi olur yani. Hiçbir tutanağın yok. Tamam. Kendiniz çalın, kendiniz oynayın. Çok iyi olur vallahi. Çok iyi olur. Çünkü söylediklerin tutarsız. Cem Bey, şimdi siz nasıl görüyorsunuz peki bundan sonraki süreçte bu liberal sistemler varlıklarını sürdürecekler mi? Yine beyefendi, sözümü kesmesinler, tabii kapatırım. Kesmeyecekler. Buyurun. Ya dinlesinler ya dinleyecekler. Ya korona konusunda konuş. Yarın bir gün bu virüse çare bulunacak. Bunu da büyük ihtimalle eleştirdiğiniz ülkelerden bir tanesi bulacak. Zaten hazır. Ondan sonra hayat normale yavaş yavaş dönecek. Yine yeni bir iPhone icat edilecek. Hepiniz kuyruğa gireceksiniz almak için. Girmeyeceğiz. İnsanlar girmedik. İnsanlar yine tatile çıkacak. Yine para harcayacak. Yeni araba alacak, eskisini satacak, büyük televizyon alacak. Ama Cem Bey, ama şimdi sizin bu söyledikleriniz hocamı doğruluyor yalnız. Şimdi şöyle doğruluyor. Hocam diyor ki Amerika'da siyahları öldürüyorlar diyor. Siyahları öldürüyorlar diyor. Bunlar liberalizm eşeğini kaybettirir, eşeğini bulunur, sevinir. Son kağıdı gibi. Amerika'da insanlığın bütün utancını ortaya koydu. Virüs aynı turnusol kağıdı gibi. Ben utanıyorum Amerika'dan. O siyahlara, o yazık o insanlara. Nüfusları %10, ölüme gelince %50. Başkan seçildi. Kızılderili kalmadı. Bir dakika. Buyurun. Ay gibi Albuquerque görmüş Kızılderili öğrenmişsiniz. Ben Albuquerque'de 7 sene kaldım beyefendi. Anladık, 7 sene aradım. Orada da hep Kızılderililer ölüyor. Hiç ölen beyaz yok. Zaten çekilmez oluyor. Tabii yani davet ettiksek arkadaş konuşsun, ondan sonra biz ama de devam edelim. Uzun zaman hocam, yani. Bir dakika hocam. Ama biz koronayı konuşmaya geldik buraya. Korona yani. Liberal düzenin ondan sonra arkadaşı hikmetlerini konuşmaya gelmedik ya. Bir dakika Cem Bey dinleyelim, buyurun. Ya böyle kalitesizlik ben hiçbir programda görmedim. O zaman kapat. Beyefendi bağlanma, kapat. CEO. Tartışmayın bak. CEO beyefendi, CEO. I am sorry about that. Hocam lütfen. Buyurun. Cem Bey buyurun. Levent Kırca gibi program yapıyorsunuz. Kusura Levent Kırca'nın neyi varmış? Levent Kırca büyük bir adamdı. Tamam. Allah rahmet eylesin. Evet. Söylediğimi söyledim. Liberal insan doğası değişmediği müddetçe dünyadaki bu sistem değişmeyecek. İnsanlar yaratacak, icat edecek, risk alacak, şirket kuracak, batıracak, piyasaya yeni ürünler sürecek, kaliteli ürünü almak için o stüdyodakiler de sıraya girecek, kim yaptı bakmayacaklar, para kazanacaklar, harcayacaklar. Bütün bunların tamamı liberal serbest piyasa ekonomik sistemidir. Yani Cem Bey, Cem Bey. Hayır ama çok önemli söylüyor. Söylediği şu. Yani bu koronadan sonra yine sistem aynı sistem devam edecek. Liberal sistem varlığına devam edecek diyor. Şimdi hocam korona ile ilgili söylüyor. Siz de korona ile ilgili deyip duruyorsunuz da. Çünkü korona olayında Amerika'nın eli var. O açıdan haklı olabilirsiniz. Bu rezalet devam eder bu koronadan sonra. Kenan Bey bir şey söyleyecek. Buyurun. Şimdi tabii Cem Bey'in söylediği şeyler de aslında hani bir ne bileyim liberalizmin teorisinden falan bahsetmiyor. Yani ortada bir vaka oluyor. Bu devam edecek diyor. Şimdi tabii ben şunu söyleyeyim ki yani kapitalizm çöküyor söylemleri yeni değil. Liberal demokrasi çöktü çökecek, o da yeni değil. Avrasya yükselecek. Sovyetler ya da efendim Rus veya Çin öne çıkacak. Bu da yeni değil. Fakat şöyle bir şey var. Yani mevcut durumda Amerika'nın ya da İngiltere'nin, İtalya'nın ortaya koymuş olduğu politikalardaki yanlışlıklar, tutarsızlıklar, çelişkiler ve bütün o diyelim ki janjanlı görünümüne rağmen efendim kitleler halinde insanların ölümü, Sağlık Bakanlıklarının bir türlü tutarlı bir politika ortaya koyamayışı, bu hakikaten reklamın, PR'ın batıda çok yüksek bir iş olduğunu gösteriyor. Yani mesele o Hollywood filmlerinde olduğu gibi, bize takdim edildiği gibi mutlu, ışıl ışıl bir dünya yok batıda. Yani evet, sokaklarda insanlar var. Bir kısmı cenazesini kaldıracak durumda bile değil. Eğer ölürseniz morgda cesedinizin kalması durumunda aileniz tarafından binlerce dolar morg sahiplerine ödemeniz gerekiyor. Yani ölüleri dahi soymaya endekslenmiş bir sistem var maalesef. Bunu kabul edelim.
Cem Bey bunlara ilişkin bir söz söylemiyor. Yani söylediği şey iPhone üretimi. Tabii iPhone işte Çin'de de, efendim Afrika'da da, ne bileyim Kanada'da da, nereye giderseniz iPhone kullanılıyor. Doğru. Plazma TV'lerin peşinde koşuyor insanlar. Doğru. Dünyanın her tarafında gençler özellikle McDonald's'lara akın ediyorlar. Kot pantolon giyiyorlar. Ama bütün bunların hepsi Batı'da, özellikle de Amerika'da liberal kapitalizmin vahşi bir biçimde işlediğini, topluma huzur, sükunet, güvenlik telkin etmediğini, efendim 70 bin dolar denilen kişi başına düşen gelirin sadece istatistik bir tablo olduğunu, sokakta özellikle Los Angeles başta olmak üzere yüz binlerce insanın sokaklarda yattığı gerçeğini değiştirmiyor. Ha bu demek değildir ki. New York'ta ölüyor insanlar ya. Ben şöyle, tabii o New York'ta da ölenleri çoğu. New York'taki ölümler koronadan ölümlerden bahsediyorum. Diğer ise sokaklarda yatan, yani evsiz insanlardan bahsediyoruz. Homeless'lardan bahsediyoruz. Fakat bir şey daha var. Tabii bu şunu beraberinde getirmiyor. Çin dünyayı cezbedecek mükemmel bir düzen ortaya koyduğu anlamına gelmiyor. Çin'deki komünist düzeni, ki aslında ne kadar komünizm o da tartışmalı bir şey. Yani bir komünist tek parti rejiminden bahsediyoruz ve insanların fikir hürriyeti yok. İnsanlar tek parti, tek emeği sömürüyor. Ve orada da aslında olan şey liberal kapitalizm değil, devlet kapitalizmi. Yani dolayısıyla ben Cem Bey'in yapmış olduğu açıklamayı toplumu, efendim, ya da en azından beni tatmin edici bir açıklama olarak görmüyorum. Şimdi bakın izin verirseniz bir buyurun şey söyleyeyim. Ama siz Ketan orada Bey, bir şey savunuyorsunuz, ben burada bir şey savunuyorum. Liberal düzeni... Bunun bu gece kazananı olmaz. 2-3 sene sonra şuna bakacağız. Ölmez de sağ kalırsak. İnşallah. Los Angeles'ta yüz binlerce insan sokaklarda yatıyorsa, ölüyorsa, cenazesi morgda kalıyorsa, oysa buysa. Demek ki Amerikalıların Meksika sınırından Meksika'ya kaçması lazım. Meksikalıların Amerika'ya değil. Avrupa felaketse Suriyelilerin falan Avrupa'ya değil, Orta Doğu'ya, bu cennet bölgeye kaçmaları lazım. Bakalım istatistikler ne gösterecek? Söz alacağım. Bu insanlar bu rezil Batı ülkelerine, bu sefaletin olduğu Amerika'ya mı gidecekler, kaçmaya çalışacaklar? Guatemalılar, Nikaragualılar, Meksikalılar, Honduraslılar, yoksa Amerikalılar sallara binip canım aslan Küba'ya mı kaçmaya çalışacaklar? Hemen soralım. Hemen Kenan Bey cevap versin hemen. Kenan Bey cevap ver. Şimdi yani şöyle hocam bir saniye hocam. Hocam yüksek sesli olmadan ya, konuşabiliriz hocam. Sen söyleyeceğim bir şey varsa. Şimdi tabii Meksika sınırına duvar örülmesi, Meksika'dan yüz binlerce insanın, Venezuela'dan yüz binlerce insanın Amerika'ya kaçmak için hayatlarını, çocuklarının, eşlerinin hayatlarını riske alarak oraya gelmeye çalışması yine de Amerika'daki bu çelişkiyi gidermiyor. Bakın siz yine o çelişkiyi giderecek bir şey söylemiyorsunuz. Sadece şunu söylüyoruz. Kim karar verecek? Hocam, insanların kaçtığı ülkelerin liderlerini de, siyasi yapısını da Amerika getiriyor, oluşturuyor. Problem hocam, o. Hocam, lütfen böyle yapmayalım. Yani, abi sen devam et. Ama olmaz ki hocam, konuşulmaz böyle. Ben yine de Cem Bey şöyle bir şey. Ama biz buraya geldik koronayı göstererek. En kötüyü göstererek mevcut kötülükleri, mevcut çelişkileri gideremiyoruz. Evet, dediğiniz doğru. Yine insanlar Honduras'tan, Guatemala'dan, hatta Suriye'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan yine Amerika'ya gitmeye çalışacaklar. Buralar Amerika karıştı. Niye? O insanlar niye? O yüzden gidiyorlar beyefendi. Suriye'ye ben mi karıştırdım? Hocam. Amerika karıştırdı. Libya'yı ben mi karıştırdım? Hocam. Amerika karıştırdı. Böyle... Libya'dan insanlar hocam. Amerika'ya mı gidiyordu? Hocam, gitmiyordu. Suriye'den insanlar Amerika'ya mı gidiyordu? Gitmiyordu. Amerika karıştırdı oraları. Amerika karıştırdı. Suriyeli göçmenlerin ortalığa dağılmasının sebebi de Amerika. Böyle oraları karıştırıyordu. İnsanlar o yüzden mecbur kalıyor beyefendi. Değerli hocam. Demagoji yapmayın.
burada. Bakın evet. Slogan atarak olmaz. Ben de ben slogan atarak olmaz. Efendim ne sloganı? Bir şeyi mütalaa ediyoruz. Etmeye çalışıyoruz. Bir dakika hocam. Bir dakika toparlayalım. Etmeye çalışıyoruz. Toparlayalım. Yani slogan atmaksa ben de slogan atayım. Ülkeler tarafından yönetilmiyor. O ülkeleri de Amerika yönetiyor. Bir saniye lütfen ya. Hakikaten program. Program başka bir şeydi. Bu arkadaş geldi. Liberal demokrasi tartışıyor. Olur mu beyefendi? Arkadaşı biz... Parti propagandasına çevirdi burayı. Arkadaşı biz davet ettik. Bizim tamam, misafirimiz. Davet aynı sizin yani gibi. Her misafir de bilecek. Tamam. Gelsin buraya hocam, bir saniye. Hocam bir saniye. Dolayısıyla yani söylenen sözler yine de mevcut çelişkiyi gidermeye yetmiyor. Yani Türkiye'de ya da diyeyim ki Türkiye'nin dışındaki batı dışı toplumlarda evet bir takım tedbirler alınıyor. Bunlar hayata geçiyor. Ölü sayısı şöyle, hasta sayısı böyle, test sayısı böyle. Fakat Amerika'ya baktığımız zaman mevcut tablo gerçekten işler acısı bir tablo. Utanç verici. Hocam bir saniye ben konuşuyorum. Ölenler sırf siyah ya, bunu söyle, utanç evet. verici. Hocam yani... ben kendi sözümü söyleyeyim, siz kendi sözünüzü ama söyleyin. Teminden beri sen konuşuyorsun. Dolayısıyla yani liberal demokrasiyi sadece yani bir reklam faaliyeti olarak görürsek, gösterirsek o zaman mevcut tabloyu açıklamakta biz... Çelişkiye düşeriz. Onu ben ifade etmek istedim evet. Cem Bey. Ben son kez bir şey söyleyeyim mi? Tabii. İdeolojiler uğrunda ölen insan varsa hocam, ideolojidir. Şimdi, liberal demokrasinin kendini hayatını ortaya koyan bir tane insan var mı? Bırakın. Var, evet. İnsanlık değil. Kurbanları var. Kurbanları hocam. Şimdi bakın bütün olayları aslında değerlendirdiğimizde bugün dünyanın koronayla mücadelesinde bir şey çok net ortaya çıkıyor.